değerli meslektaşlarım, eğitim işli, eğitim emeklileri, diğer sendikalardan eylemimize destek veren, basın açıklamamıza gelen eğitim emeklileri, sizlere saygıyla selamlıyoruz. Aramızda olan kıymetli doktorumuz var. Eğitim İş Genel Başkanımız Sayın Kalem Özbay aramızda. Birleşik Kamu İş Özlük ve Hukuk Sekreteri Sayın Mehmet Yeşil de aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Temsilciliğinden arkadaşlarımız var. Tüketici Koruma Derneği Bakırköy Şubesi'nden arkadaşlarımız var aramızda. Bakırköy'de diğer sivil toplum kuruluşlarından, mahallelerimizden, dostlarımızdan, herkes bugün öğretmenlerine dair şükür kullarımızda. Bugün öğretmenliğin meslek olumluğuna, kurmaklarımızda hepsine hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi gördünüz arkadaşlar. Eylül ayında meslek dağılımına karşı Burdur'dan başlattık yürüyüşümüzü. Fakir Baykurt'un memleketinden başlattık. Şimdi Fakir Baykurt'un o dilimize pelesenk olmuş sözcüklerini alandan bir kez daha tekrarlıyorum. Öğretmen el açmaz. Öğretmen el açmaz. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen boyun eğmez. Bir kez de alanlardan, Türkiye'nin 81 ilinin alanlarından ders vermeye geldik. Bugün mesleğimizin onurunu korumaya, mesleğimize sahip çıkmaya, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmaya geldik. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere mikrofonu Sayın Genel Başkanımız Kalem Özbay'a veriyorum. Kadar Tamam. Ses. Bu davet mesleğinin onuruna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkanların daveti. Bu davet talimatınızı dayatmanızı kabul etmiyoruz diyenlerin daveti. Bu davet haksızlıklar karşında susmayan, baskılara boyun eğmeyenlerin daveti. Bu davet teslim olmayanların daveti. Bu davet yandaş bir sendikanın değil, gerçek bir sendikanın daveti. Sendika işte eğitim iş. İşte sendika işte eğitim iş. İşte sendika işte eğitim iş. Bu davet eğitimine, ülkesine, geleceğine sahip çıkmak isteyen herkese yapılan davet. Bu davet bu ülkenin geleceğine, yarınlarına, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözü yerine getirmenin daveti. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bizi anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir öğretmen sorumluluğuyla, bir eğitimci sorumluluğuyla bir kez de alanlardan anlatacağız. Anlayana kadar, anlamak istemeseler de tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Bugün eğitim emekçisinin haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocukların geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi daha ayın başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Yandaşa değil eğitime bütçe. Yandaşa değil eğitime bütçe. Yandaşa değil eğitime bütçe.
bütçe. Evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastını düzenlediler. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirmek istiyorlar. Hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanunu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlara da göz koyduklarını gösteriyorlar. Şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeyeceğimizi, bunu onlara bir kez de alanlardan anlatacağımızı göstereceğiz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Bugün artık yeter demenin, sendikal önderimiz Fakir Baykurt'un da dediği gibi ders vermenin, bizi hafife alan alanları uyarmanın günüdür. Bildiğiniz gibi eğitilmiş olarak eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan, sorunlarımızı çözmek bir yana dursun, bize yine yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatacak olan öğretmenlik meslek kanununa karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır, diploması da uzmanlık belgesidir dedik. Diploması yetmeyenler, diploması olmayanlar, liyakatı olmayanlar bize ahkam kesemez. Direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçilerinin değil, aynı zamanda çocuklarımızın, eğitimimizin ve geleceğimizi de tehdit etmektedir. Tüm eğitim sistemimiz açısından büyük bir tehdittir. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösteriyor. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Eğitim için çağrısı ve bu çağrıya yanıt veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikleri oluşturulmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Taleplerimiz çok açık. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikalarıyla eğitimin tüm bileşenlerinin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmelidir. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Öğretmenler bir meslek kanununa karşı değil. Öğretmenler bu meslek kanununa karşı, bu balona karşı, dışında şekli olan, içinde hiçbir şey olmayan dayatmaya karşıdır. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının,
yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına en az bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile ve çocuk yardımı makul seviyede düzeltilmelidir. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmelidir. Her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Tarih eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenleri ise tarihle yargılanacaktır. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesillere emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bakın biz eğitimciler, biz öğretmenler bugün mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için alandayız. Evet, bize dayatılan bu meslek kanunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir meslek kanunu değil. Bu bir mesleğe saldırı niteliği taşıyan, mesleği değersizleştiren, Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlik mesleğine bu zamana kadar bu kadar büyük bir hakaret yapılmamıştı. Bakın, öğretmenliği her şeyden önce geleceğe emanet eden öğretmene, sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında bile asıl savaş cehalete karşı yapılacak diyen ve dünyada baş öğretmen unvanını bir ülkeyi kuran tek liderin ülkesinde bugün öğretmenler mesleki itibar açısından bir tehdit altında. Yalnızca öğretmenlerin mesleki itibarı değil, bugün çocuklarımız devlet okullarında nitelikli eğitim hakkı gasp ediliyor. Ama bundan bir haber olanlar var. Görmeyenler, duymayanlar, anlamayanlar var. Kalabalık sınıfları görmeyenler, okul içerisindeki okulları görmeyenler, atanmayan 600 bin üzerinde öğretmeni duymayanlar, asgari ücretin altında ücretli öğretmenliği devlet eliyle emek sömürüsüne mahkum bırakanlar, bugün öğretmenleri kendi maaşlarıyla ev kiralarını ödeyemeyecek duruma mahkum edenlere, anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez dalanlar sesleniyoruz. Ve diyoruz ki tarihle yargılanacaksınız. Tarih eğitimden yana, mesleğinin onurundan yana, çocuklarının geleceğinden olanları da yazacak. Bu hakları gasp edenleri, Cumhuriyet'in temel değerlerine, öğretmenlerine hakaret edenleri de yazacak. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Bakın, Cumhuriyetimizin 99. yılını geride bıraktık. 100. yılına gidiyoruz.
koskoca bir çınardan bahsediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı. Bu topraklarda bir yıl sonra Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Yani Türkiye'nin 100 yılı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı olacak. Ve bu cumhuriyet baş öğretmenimizden bize emanet olduğu gibi öğretmenlerin gelecek nesillere aktardığı her bir çocuğumuzun, her bir gencimizin elinde yükselecek ve ilelebet payidar kalacak. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Ve söz veriyoruz. Baş öğretmenimizden bize miras olduğu üzere bu cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesiz olan bir cumhuriyet yapacağız. Bu cumhuriyeti kimsesiz bırakılan çocukların cumhuriyeti yapmayacağız. Bu cumhuriyeti çocuklarına spor araba koleksiyonu yapanlara, bu cumhuriyeti her yerde saraylar donatanlara ama okullarda bir simit yemeyen çocukları görmeyenlere bu cumhuriyetin kimsesizleri kimsesiz cumhuriyeti olduğunu anlatacağız. Bizim mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkedeki her bir yurttaşın eşit demokratik hakları içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkedeki her bir çocuğun nitelikli eğitim hakkı içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Ve andolsun ki bu mücadeleyi Cumhuriyet'ten yana olan, Atatürk'ten yana olan, aydınlanmadan yana olanlar kazanacak. Baş öğretmen Atatürk, bu kanun nankörlük. Baş öğretmen Atatürk, bu kanun nankörlük. Cumhuriyet kavramlarını yerli yersiz kullananlara, cumhuriyet kavramlarını değersizleştirmek isteyenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bizim tek baş öğretmenimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Ve biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir çocuğumuzu ayrıştırmayız. Hiçbir çocuğumuzun diline bakmayız, dinine bakmayız, ırkına bakmayız, cinsiyetine bakmayız, geçmişine bakmayız, ailesine bakmayız. Her bir çocuğumuzun eşit, bilimsel, nitelikli eğitim hakkı için mücadele ederiz. Ve bu ülkede her bir çocuğumuzun nitelikli eğitim hakkı için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için bir kez daha uyarıyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, elinize dilekler teşekkür ederim. Anlamayanlar, alanlarda anlamış olacak. Yani biraz uzun bir derse ihtiyaçları var. Çünkü önce Cumhuriyet dersinden sınıfta kalmış durumdalar. Önce işimiz uzun. Önce Cumhuriyet'in ne olduğunu, Cumhuriyet'i anlatma ve aktarma görevi olan öğretmenlere nasıl değer verileceğini önce öğrenmeleri gerekir. Ama az olsun ki öğreteceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam değerli dostlar. Yolumuz açık olsun. Hep başına ya hep
başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Mücadeleye devam, bu daha başlangıç.